Güzel bir yolculuğun içinde bugün Karadeniz Ereğli'nin Esentepe köyüne doğru bir yol alacağız. Esentepe köyü deyince tabii benim geçmişte bir anım aklıma geliyor. Bu anıyı da sizlerle paylaşacağım. Bu tarz videoları izlerken ve böyle videoların devamını beklerken Ali Ataramlıçoğlu YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Evet. Esentepe köyüne giriş yaparken tabii güzel anımızı da sizlerle bir paylaşalım. Yıllar önce, 25 yılı aşkın bir süre önce Karadeniz Ereğli Arnavutçuk bölgesine gitmiştim. Kandilli'ye gitmiştim. Öyle bir gezmeye, dolaşmaya gitmiştim. Amcam vardı. Hem arkadaşları görmek istedim. Amcam biraz sohbet muhabbet ettikten sonra tabii dönüş yolculuğu başladı. Dönüş yolculuğunda paso arabası gidecek. Şimdi onunla Şamlıaraba'ya da gidersin. Oradan da bir yolunu bulursun dedi. Çünkü o saatten sonra köy arabaları kalkmış oluyor. Aktarmalı. Biraz yürüyerek, biraz aktarmalı bir yolculuk yapacağız. Tabii amcam bizi otobüse bindirdi. Otobüs şoförü arkadaşıymış. Tabii büyük otobüsten bahsediyoruz. O zamanlar 302 dediğimiz büyük otobüsten bahsediyoruz. Bindik. Dedi benim yeğendir bu. Bunu Şamlar'da yol ayrımında indirirsin. Oradan dedi kendi imkanlarıyla bu köye gider. Biz de tabii güvendik kaptana. Bindik otobüse. Kandilli bir sağa bir sola bir sağa bir sola yol tabii bozuk yol. Hem Kandilli yolu hem Devre Gereli yolu. Eski yol tabii Devre Gereli. Şimdi yeni yol var. Verdik. Biz otobüse çıktıktan sonra yol bir sağa bir sola sallarken bizi güzel beşik gibi uyutmuş. Biz de uyumuşuz maşallah. Tam uyuduktan sonra araba duruyor kalkıyor. Biz şeyindeyiz. Tabii nasıl olsa biz kaptan bizi indirecek ya. Kaptan bizi indireceği için biz hiç umursamıyoruz. Yani Şamlar yol ayrımına geldi. Esentepe yol ayrımında. Bizi indirecek. Biz de oradan Şamlara doğru, Asarlı'ya doğru ya yürüyeceğiz ya da bir araba gelecek. Onunla Arnavutçuk'a gideceğiz. Tabii bir baktık. Otobüste kimse yok. Kaptan geldi. Sen inmiyor musun? Neredeyiz dedim biz. Esentepe'deyiz dedi. Kaptan sana amcam bir şey söylemişti. Biz de sana güvendik. Vurduk rotayı uykuya. Hani sen bizi Şamlar yol ayrımında indirecektin. Ya ben unuttum dedi. Sen de uyumasaydın. İyi güzel de biz de sana güvendik. Biz de seni uyumaz dedik derken yapacak bir şey yok. Tabii adam koca otobüsle bizi tekrar gelip Şamlar yol ayrımına bırakacak hali yok. Verdik düz tabanları. Geldik Şamlar yol ayrımına. Şamlar yol ayrımından Vereli'yi Şamlar'a, Asarlı'ya derken anlamıyorsam Asarlı geçişlerinde bir yerde bir araç geldi. O araçla köyümüze gittik. Yani Esentepe'nin bizde böyle bir güzel bir mazisi vardır. Çok yıllar önce bizde yaşanmış bir anısıdır bu Esentepe'nin. Tabi Esentepe, Manaşlı, Küla, oradan Davutlar, ekmek sacıyla ünlü Meri Dağı'na da yolculuk yapılabilmekte. Yani Esentepe yolu gerçekten harika. Asfalt sıcak asfalt yapılmış. Yapandan yaptıran Allah razı olsun. Çok keyif aldım o yoldan giderken. Şamlar yol ayrımından Esentepe yolunu girdikten sonra Asarlı'nın Ereğli yol ayrımına kadar, Ereğli ve Devrek yol ayrımına kadar, Asarlı'nın Ereğli ve Devrek yol ayrımına kadar bu şekilde şeritleri çekilmiş sıcak asfalt müthiş bir yolda gidiyorsunuz. Keyifli bir hem doğayı izleyerek hem güzel bir seyir yaparak gidiyorsunuz. Evet. Burada çok köylerimiz var. Daha Ağsafılar falan o tarafın ormanının birçok köyü var. Oralara gitme zamanımız olmadı. Bu güzergahtan Esentepe'den sonra Külah'tan sonra Asarlı yaptık. Aslında niyetimizde Velidağ ve benzeri şeyler vardı ama onları hep daha sonraki günlere bıraktık. Esentepe'yi tamamlayalım. İnşallah önümüzdeki haftalarda Külahlı olan videomuzu da tamamlayacağız. Esentepe baktığınızda yolun kenarında gibi görünen bir köy gibi görünüyor ama gerçekten kalabalık bir kitle köye sahip. Esentepe o tam köyün içinden içeriye girdiğiniz zaman karşıda gerçekten büyük köy var. Üst tarafta Manaş'ta, işte, devamında zaten Küla. Gerçekten toplu bir köye benziyor. Hani hoşuma gitti. Yerleşim yeri olarak da güzel.
Salı günleri pazarı vardı. Bilmiyorum yine devam ediyor mu? İnşallah devam ediyordur. Çünkü pazar deyip geçmeyin. Pazar küçük de olsa insanların belli bir orandaki ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çünkü aynı pazar bizde Arnavutköy'de de var, Güneş'te de var. En azından küçük tefek de olsa bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Sonuçta her istediğinizi bulabiliyorsunuz. Patatesinden domatesine demiş. Bisküvisinden elbisesine kadar istediğiniz her şey hemen hemen pazara geliyor. Bir de işte ufak tefek el aletleri, bakım tamir işlerini de yapmaya geliyorlar. Güzel. Evet. Tabii yolların, yolculuğun, köylerin seyrine doyum olmuyor. Karadeniz ereğinin o kadar çok köyü var ki. Ne anlatmakla biter, ne gezmekle biter. Çok alternatif köyler var. Esentepe'den giriyorsunuz, Asarlı'ya çıkıyorsunuz. Asarlı yol ayrımından giriyorsunuz. Şamlar'dan beri yine Esentepe yol ayrımına giriyorsunuz. İsa Mahallesi'nden gidiyorsunuz. Ramazan'dan beri Asarlı'ya çıkıyorsunuz. İşte Asarlı'dan iniyorsunuz Çaylıoğlu'na. Çaylıoğlu'ndan beri şimdi yeni yol yapıldı. Oradan beri geçiyorsunuz Kızılcapınar'a, orman yol ayrımına. Yani o kadar alternatif yollar oldu ki işte ulaşım medeniyet dedikleri olay bu olsa gerek. Yani ulaşım gerçekten şart ve lazım. Bu da hem köylerimizi güzelleştiriyor, hem köylerimizdeki ulaşımı rahatlatmış oluyor. Yani günlük gelip gitme olayları biraz daha sıklaşmış oluyor. Ve bahar bahçesini yapmış oluyor insanlar. Biraz daha tarım denilmez ama en azından bağ bahçe işleri yaban kalmamış oluyor bu süre içinde. Yani çünkü Ereğli'nin en uzak köyü 55 kilometre, Sakallar Köyü. Yani az bir mesafe değil. Yani Ereğli şehir merkezinden tam yaklaşık 55 kilometre. Oradan tam devreye inişte zaten 10 kilometre. Yani 10 dakika sürmüyor. Zaten Sakallar'dan devreye kadar olan yol yeni yol. Yapıldı, komple yapıldı. Yani Vakıf Köyü'nden devreye kadar normal yapılmış yeni yoldan gidiyoruz. Arada sadece 17 kilometrelik bir yol kaldı. Tabii bu arada Esentepe, Şamlar, Asarlı, Külahat, Davutlar ve Kızılcapınar olmak üzere Devrek Ereğli'nin diğer eski yol konumunda kaldı. Kızılcapınar'dan Ormanlı yol ayrımından Güneşli'ye kadar sadece şimdi arada bir Ova köyü var. Başka köy yok. Sola dönerseniz de Ramazan'ın Ormanlı Zoroğlu Mahallesi var. Önceden Kızılcapınar'dan gittiği zaman Kızılcapınar, İsa Mahallesi, Esentepe yol ayrımı, Şamlar, Asarlı derken 3-4 köyden Çaylıoğlu'na, Güneşli'ye iniyordunuz. Şimdi sadece bir o köyünü görerek Güneşli'ye geçiyorsunuz. Tabi Ormanlı yol ayrımından Güneşli ne kadar diye soruyorsanız 8 ile 12-13 dakika arasında değişiyor. Trafiğin ve yolun durumuna göre 8 ile 12, yani ortalama 10-15 dakikada inmiş oluyorsunuz. Bu da ne demektir? Yolun çok kısa kaldığını göstermektedir. Evet, biz fazla gevezelik yaptık herhalde. Bu yolculuğumuzu, Esentepe yolculuğumuzu sürdürürken Esentepe'li hemşerilerimize, sizlere ve bu videoyu izleyenlere iyi seyirler diyoruz. Dediğimiz gibi Karadeniz Ereğli köylerini tanımak, görmek istiyorsanız gitmeyenler, bilmeyenler için kanalımıza abone olun. Abone olmayı unutmayın. Elimizden geldiği kadar şartlar olumlu olduğu şekilde köylerimizin geçerken videolarını yapmaya, sizlere aktarmaya çalışacağız. En iyi videolarla, en güzel seyirlerle, en güzel yolcularla, en güzel yollarla, en güzel köylerle sizlerle olmaya devam etmek üzere. Hayırlı seyirler, iyi seyirler diyoruz. Teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz, bizlere katlandınız. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayınız. Mutlaka yorum bölümünde YouTube'da izlediğiniz videonun altta yorum bölümünde eleştirilerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. Siz ne kadar eleştiri ve öneri yazarsanız biz de kendimizi o kadar geliştirmiş, sizler için daha iyi sunuma hazırlanmış videolar yapabiliriz. Dediğimiz gibi bundan sonraki videomuz Külah Köyü, Külah ve Asarlı belki birleşik olacak. Daha sonra ilerleyen günlerde belki Davutlar, Veli Dağı'na hiç gitmedim. Gerçekten Veli Dağı'nı çok merak ediyorum. O ekmek sacılarının yapıldığı gerçekten harika bir köy. Hatta soruyoruz zaman zaman. Tarihi dokusu, yani eski evlerin olduğu tarihi dokusuna devam ettiğini söylüyorlar. Gidip görmek nasip olmadı ama en kısa zamanda inşallah gidip göreceğiz. Bizleri izlediğiniz teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler sunarız. Sizlere iyi seyirler, iyi eğlenceler. Esentepe'den esen kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.